Ne zamandır vlog girişi yapmıyorum. O yüzden bir vlog girişi yapayım dedim. Ama çok saçma oldu. Herkese merhaba. Şimdi ben her zamanki gibi evde çok sıkıldım. Bu yüzden Onur'la ders çalışacağız. 2 haftadır Türkiye'deydim. Orada aslında vlog çektim. Küçük bir Robert turu çektim. Yine homecoming vardı. Ama o çok kısa bir video oldu. Bir de böyle biraz anlamsız gibi geldi. O yüzden onu atmadım. Şimdi bu vlogda en önemlisi bu vlogda evi temizleyeceğim ve ev turu yapacağım. Şimdi hazırlanalım. Trendyol'dan bu botları aldım. Kovboy botu aslında ama şu an çok görünmüyor. Benim bu arada bayağı vlog çekmememin sebebi ben artık kıyafetlerin arasında duruyorsunuz şu anda. Artık düzenli vlog çekmememin sebebi ben burada vlog çekmekten utanıyorum nedense. Yani burada sokakta falan vlog çekmekten nedense çok utanıyorum. Türkiye'de de öyle miydi ya da gittiğimde yine öyle mi olur genel olarak? Ya bu genel bir şey mi hiç bilmiyorum ama böyle bir utangaçlık çöktü yani. Ya aslında zaman geçtikçe benim daha fazla vlog çektikçe artık utanmıyor olmam gerekiyor ya. Ben de onun tam tersi oldu. Utanmaya başladım. Son zamanlarda her şeyi çok fazla erteleme huyum var. Mesela vlog çekmeyi de sürekli erteliyorum. Şey diyorum kendi kendime. Bugün çok ilgi çekici bir şey yapmıyorum. O yüzden yarın daha ilgi çekici bir şey yapıp yarın çekerim. Sonra yarın da aynı şekilde ilgi çekici bir şey yapmadığımı düşünüyorum. İnsanların ne düşündüğünü daha az takmam gerekiyor. Mesela yoldan geçerken hayatımda bir daha hiçbir zaman görmeyeceğim biri bu kız videoyu açmış ne yapıyor diye düşünse ne olacak değil mi? Hiçbir şey olmayacak. Benim sosyal angasya. Evet utanıyorum şu an kapayacağım ama bak bayağı çektim. Şu an hala konuşuyorum. Karşıdan biri geliyor ve ben şu an hala konuşuyorum. İnsanın umurunda değilmiş. Kadın bana garip garip bakmadı bile. Sanırım cidden kimsenin umurunda değil. Umurunda değilmiş kimsenin arkadaşlar. Stres yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar burada kadına şiddet var. Onur bana az önce tokat attı. Ve ben konuşurken gitar çalma dedim. Ben konuşurken gitar çalmaya devam etti. Ben de sinirlendim. Sinirlendim. Bağırdım. O da bana tokat attı. Eğitimde ben şiddet savunurum. Köpek miyim ben beni eğitiyorsun? Nasıl? Kamuoyunun takdiri. Edepsizleşme. Çalma. Bir çalma ya. Çocuk. Ya çocuk. Beni delirtiyor. Tamam. Çünkü ben
Ne zaman bir şey istesem bana verirler. Koca bir saçmalık. Bilirsen hata nerede bilirsen hiç şaşırmam. Kafanı şişirmem. Tamam bak bunu. Şu an müthiş bir asansörün içindeyiz. Vlog çekiyorum. Asansörde oturak var. Başınızı döndürdüm biliyorum. Benim vlogçuluk. Çok tipsiz çıkıyorum. Yine kütüphaneye ders çalışmaya gideceğiz. O yüzden hemen hızlı bir makyaj yapıyoruz. Arkadaşlar aynı yerde Onur beni yine bekletiyor. Ben geldim hala metrodaymış. Bu çocuk niye böyle oldu ya? Ne zaman böyle oldu? Ben anlamadım. Yine bekleyeceğiz. Umarım bu sefer yarım saat beklemeyiz. Daha metrodaymış. Daha inecek, 15 dakika yürüyecek de buraya gelecek de. Neyse. Şimdi sabah kimya sınavına girdim. Sınavı geçtim ama bu şöyle sınavlardan biriydi işte. İlkini geçtim. İkincisini de geçmem lazım. Bizde hep böyle bir tane sınav yapıp geçirme yok. İlle birkaç tane yapacaklar böyle. Bir de birini geçtin bir şey geçmiş sayılmıyorsun. Hepsini geçersen geçmiş sayılıyorsun. Gerçekten beni delirtiyor bu okul. Şimdi kafeye ders çalışmaya gidiyorum. Arkadaşlarım orada. Ama ben geç kaldım kimya sınavım olduğu için ilk eve uğramam gerekti. YKS zamanında çektiğim videoları özlüyorum. YKS ile ilgili bir şey özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama o videoları özlüyorum gerçekten.
Temizledim, pırıl pırıl yaptım. Şimdi dolabımı temizliyorum ama o kadar çok kıyafetim var ki burada. Her gittiğimde bir şey getirdim. Ve dolabım doldu taştı. Çok üşeniyorum temizlik yapmaya ama temizlemem lazım artık evi. Çünkü neredeyse yani sokak gibi kirli oldu yerler. Yani ayakkabıyla gezsem yeridir. Bayağı öyle. Yani ayakkabıyla gezebilirim şu anda. O yüzden bir yerleri temizlemem lazım. Temiz temiz yaşamak istiyorum artık. Ama mutfağım çok güzel oldu. İşte yalnız yaşamanın en güzel yanı bu. Evi sizin dışınızda kimse kirletmiyor. Kirletince de siz kirletmiş oluyorsunuz. 2 haftadır Türkiye'de olduğum için çok fazla toz birikmiş. Ben 2 saattir konuşuyorum. Videoyu açmayı unutmuşum ya. Burası çok tozlu. Videodan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben de iyice keşfetteki temizlik yapan adam gibi oldum ya. Şey diyordum en son. Bayağıdır okuduğum hiçbir kitabı beğenmiyorum. Devamını getiremiyorum. Kadraja girmek için o kadar uğraşıyorum ki şu anda. En son şu kitabı okumaya başladım ve bayağı gitti. Uçakta okudum. Yarısından fazlasını bitirdim. Bayağı sardı. Bu şeyin Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarı. Onu okumadıysanız mutlaka okuyun. Gece Yarısı Kütüphanesi okuduğum en güzel kitaplardan biri. Ve bir başladım, bitirmeden duramadım. Sürekli okudum yani. Bitirene kadar okumam gerekti falan. O kadar güzel bir kitap. Bu nasıl bir toz ya? Çok kötü. Burayı hemen silmem lazım. Geliyorum. Oh! Ya bu nasıl... Görüyor musunuz? Bu nasıl bir toz? Ve bu nasıl bu kadar toz olabiliyor ya? Aa, tipime bakın. Çok yoruldum ya. Tünevi temizledim. Şimdi duştan yeni çıktım. Ev turu yapacağım sonunda. Lütfen videolarımı izleyin. İzlenmeyince üzülüyorum. Her influencer gibi ben de videolarım izlenmeyince üzülüyorum. Ben de videolarımın izlenmesini isterim. Evin şöyle bir girişi var. Aşağıyı göstermeyeceğim. Çünkü aşağıda çöpler var. Evi yeni temizlediğim için. Girişten ve bakıyoruz ve ev. Genel olarak ev bu kadar arkadaşlar. Evet bitti. Ev turu bitti. Bu kadardı. Neyse. Daha detaylı ev turu yapmam gerekirse burası mutfağım. Kirli sepeti niye mutfakta diye sormayın. Annem koydu. Ben de bir şekilde mantıklı buldum herhalde. Böyle kaldı. Bulaşıklarımı yeni yıkadım ama bir kahve içmiştim. Bir de yoğurt yedim. O yüzden burada biraz bulaşık var. Burayı da cifledim ve beyaz beyaz leke kaldı. Cif sanırım tam şey yapamadım. Evet. Temizlik konusunda çok da iyi değilimdir. Bulaşıklarımı yıkadım. Gördüğünüz üzere burada baharatlar falan var. Böyle küçük bir ocağım var. Şunlar pislik değil. Bunlar yanmış sanırım ve çıkmıyor. Ocağı da yeni sildim. Lütfen her şeyi yeni sildim. Mikrodalgam var kırmızı. Burada cüzdanım ve anahtarımı koydum. Sonra dolaplar var. Burada kahveler, çaylar falan var. Bir de mercimek var. Sonra burada tabak, çanak. Burada bir şey yok. Buraya burada dolap yok nedense. Buraya eldiveni astım. Burada yatağım var. Toplamaya üşendim. Pardon. Çok yorulmuştum. Burada biri uyuyor. Bu benim çocukluk oyuncağım. Çok severim kendisini. Uyusun. Burada bir sürü kitap var ya ama çoğunu okumuyorum. Şu anda başka bir şey okuyorum. Yine kitaplar. Şu aslında bir masaydı. Masanın üstü bu. Burası da ayakları. Ben bunu çevirdim. Dolap olarak kullanıyorum. Şuraya da bir şeyler astım böyle. Burayı bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptıklarını ben hala anlamadım. Burası zaten böyleydi. Buradaki bütün toprağı boşalttılar. Buraya bir şeyler yaptılar. Altını boyadılar falan. Sonra toprakları tekrar koydular. Ne yaptılar hiç fikrim yok. O izlerimi şöyle dolabın üstüne koyuyorum. Ben. Sonra
bayağı bir kıyafetim var. Buraya montumu falan asıyorum. Bir de çantalarımı koyuyorum. Bir de ayakkabılarımı koyuyorum. Yeni temizlik yaptığım için burada şey bezi var. Toz bezi var. Burası giriş zaten. Tuvaletimi de göstereyim. Ayıp olmaz herhalde. Tuvalet de yeni temizledim. Şunlar kirli şeyler. Ayak havluları. Onları yıkamam gerekiyor. Tuvaletim de böyle küçücük. Bu kadar. Ev turum bu kadar arkadaşlar. Çünkü evim çok küçük. Ya günlerdir, haftalardır ev turu yapacağım, ev turu yapacağım diyorum ama evim küçücük olduğu için ev turu 2 dakikada bitti ya. Vlog da biter sanırım burada. O yüzden görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için.